Hadi, e, hadi bu sefer yabancı bir mektup olsun. Evet. Tabii. Olur mu? Bir de yabancıların yazmış İlk olduğu mektup. Evet. evet. Şöyle evet. bir rica etsem. Tabii tabii tabii. Bu da e, Alman asıllı bir e, Rus'un yine Türk esir kamplarında e, olup olmadığını araştıran babası tarafından yazılmış. E, Osmanlı Türkçesine çevrilmiş yazmış Hı -hı. olduğu mektup. Ve mektubun kenarına iliştiren yazıda adı geçen kişinin 1915 senesinden itibaren muhtelif cephelerde bulunduğu ancak Kafkasya'ya gönderildikten sonra bir daha kendisinin haber alınamadığı yazıyor. Buradaki tabi durum da biraz daha işte acısı çünkü hayatta olup olmadığına hiçbir şekilde emin değil. En son Kafkasya'da irtibat kesiliyor. Lusk bölgesi Volhinya'dan Alman asıllı Rus Karl Kund'un Türk esir kamplarında olup olmadığını araştırılmasını rica ediyorum. Şubat 1915'te Vladimir Volnink'te Rus hizmetine alınmış, Sibirya'da eğitim görmüş ve babası Ludwig Kunt'a yazdığı Haziran 1915 tarihli son mektubuna göre Chris Petersburg'un Orenianbaum kasabasında makineli tüfek bölüğü 13. bölükte görevliymiş. Ancak kısa bir süre sonra babası Kafkasya'daki Türk cephesine gönderilini duymuş ve bir daha da kendisinden haber alınamamış. Bu aranan Karl Kunt henüz 21 yaşındadır bu kadar uzun süre haber alınamaması e, Volhynia'nın Ruslardan alınmış olmasından kaynaklanmış olabilir. Ancak nihai eylemlerden önce Alman sakinler e, Rusların saldırısına maruz kalmamak için diğer e, ordudan çekilip Almanya getirilmişti. Acaba Karl'ın akrabaları e, o da onu bulabilirler mi diye bir taraftan biz de araştırma halindeyiz diye belirtmişim. Hı hı. Böyle bir mektup. Evet. Aslında burada şunu görüyoruz tabi. Bu çok ee, diyorum. Ankara'dan bir fotoğraftır bu bakınız Pelin Hanım. Hı. Ankara'daki İngiliz esirleri. Ha bu Ankara'daki evet, İngiliz, bu, İngiliz, Ankara, İngiliz esirleri. Evet, bu Ankara'daki İngiliz esirleri. Tabi. Onu gösteren bir fotoğraf. Daha net halleri de var. Hatta aralarında bazı Osmanlı subayları da var. Bu fotoğraf Twitter'da bir işte maviyimiz fotoğrafı koyuyorlar. Hocam bakar mısınız etiketliyorlar. Ben de şu intibayı uyandırdı. Bu muhtemelen 1921'den sonra çekilmiş bir fotoğraf. Osmanlı subayları da var Üzerlerinde Osmanlı üniformaları. Muhtemelen onlar da Ankara ordusuna karşı e, isyanı tertiplemişler ya da o isyan içerisinde bulunmuşlar ve onlar da eee derde buraya getirmişler. Çünkü üzerlerinde kemerleri yok, silahları yok. Hı. Osmanlı rütbeleri evet. e, kalpayla beraber çok net görülen bir fotoğraf. E, yani o tarihlerde bilhassa İngiliz esirlerinin e, Ankara'da tutulduğunu gösteren bir e, önemli fotoğraf bir belge. olması bakımından önemli çok kıymetli. Belge. Çok Hı. kıymetli. Yani o bütün mektuplardaki ortak şey tabii herkesin Kayıplarına ulaşma çabasını görüyoruz burada. Alman, Rus fark etmiyor, Türk, yabancı, İngiliz. Herkes bir şekilde yakına ulaşmaya çabalıyor. Bu fotoğraf da mesela bakın ne kadar ilginç. Yine. Evet. Yani ne kadar rahatlar bakın. Hemen solda bir binbaşı var. Ee, hemen sağda da bir süvari sınıfından çok güzel bir, yanlış görmüyorsam Miralay İngiliz esirleri olmak İngiliz değil, değil mi? İngiliz ünlü formaları var bunların da, evet. Kim çekiyor bu fotoğrafları? Genelde cephe fotoğrafçıları, cephe fotoğrafçı. Alman fotoğrafçılar. Şimdi o dönemde Alman fotoğraf makineleri çok kaliteli. Gerçekten çok kaliteli ve çok net görüntüler veriyor özellikle cephe içerisinde. Ee, çoğunlukla Alman fotoğraf eğer çok net bir fotoğrafsa e, bilin ki Alman bir fotoğrafçı Çok büyük çekmişler. bir ihtimalle Almandır hıcak laikalar vesaire falan Ki, tep, tep, da tabi Tabii hava, hava keşif fotoğraflarında, fotoğraflarında, fotoğraflarında. fotoğraflarında da fotoğraflarında da hep Almanlar peki, daha makbuldur. Peki o fotoğraflar sonra yani ne şekilde yayınlanıyor? Ya, ne vesileyle? Bunlar iki şekilde. Gazeteye Ya e, az önce de hep aslında söylediğimiz gibi propaganda amaçlı kullanılıyor Hı. ya istihbari veri çerçevesinde arşive konuluyor yahut bu 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 fotoğraftaki kişiler esir edilmiştir diyerek e, harbiye nezaretine ya da Alman Erkan'a harbiye Riyasetine gönderiliyor. Aslında bunlar hepsi arşivlenmek amacıyla çekilen fotoğraflar. Hı hı. Bazıları da hususi fotoğrafçıların çekip paylaşmadıkları yıllar sonra ortaya, ortaya, çıkan, ortaya çıkan fotoğraflar, fotoğraflar. oluyor. Hı hı. Peki yine seyirci sorusuyla devam edelim.